Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde tablo etiketinin kullanımını göreceğiz arkadaşlar. Tablo etiketi table şeklinde yazılıyor. Bunun içine tr ve td değerleri alıyor. Bu tr satır demek, td de sütun demek arkadaşlar. Bunun içine herhangi bir yazı yazalım, isim diyelim. Hemen çalıştırıp bakalım. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Bu table'ın içine bir tane border eklersek, border 1 piksel diyelim, yani bir kenarlık veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun bir tablo olduğunu görebiliyoruz. Bunun altına bir tane daha tr eklersem, tr içinde td, buraya da Mehmet diyelim. Alt alta bir sütun daha ekleniyor arkadaşlar. Yani ben ne kadar burada tr eklersem, buraya da Ahmet diyelim. Her bir tr alt alta geliyor. Bu şekilde. Eğer ben yan yana uzamasını istersem, burada her bir tr'nin içine bir tane td eklersem, örneğin buraya yaş diyelim. Gördüğünüz gibi yan yana uzuyor arkadaşlar. Bir tane daha eklersem, cinsiyet diyelim. Bu şekilde yan yana uzatabiliyoruz arkadaşlar. Tabii buralar boş kaldı. Buraları da doldurmak istersek buradaki TR'lerin içine de TD ekliyoruz. Yaşa işte buraya ne diyelim? 30 diyelim. Bir tane daha ekliyoruz. Buraya da erkek olsun. Buraya TD. İşte 25 olsun arkadaşlar. Buraya bir tane daha TD ekliyorum. Bu da erkek şeklinde yazıyorum. Yani her sütun aynı uzunlukta olacak arkadaşlar. Yani burada 3 tane TD varsa burada da 3 tane TD olmak zorunda. Sayfayı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şunların bir tanesini sileyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi buradaki herhangi bir sütunu birleştirmek istersek, örneğin ben burada cinsiyeti, ya şöyle göstereyim size arkadaşlar, şunu tekrar oluşturalım. Table diyelim, tr, td, işte burada isim, bir tane daha td oluşturuyorum. TR oluşturuyoruz tabii ki. TD, buraya da işte Ahmet diyeyim. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde. Border 1. bunun yanına bir tane daha TD ekliyorum. Buraya da cinsiyet olsun. Gördüğünüz gibi burası boş kalıyor arkadaşlar. Eğer bu boşluğu doldurmak istersek buradaki Ahmet yazan yere, yani şuradaki Ahmet'in olduğu sütuna, burada içine gelip TD'nin içine gelip call span, yani burada ne kadar sütun varsa, işte gördüğünüz gibi 1 ve 2, 2 sütun olduğuna göre buraya 2 dediğimiz zaman İki sütunu birleştir anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sütunları birleştirebiliyoruz. Ya da ben bunu kaldırırım. Eğer yukarıdan aşağı birleştirmek istersek, burada tabii yukarıdan aşağı birleştirmek istediğimiz sütuna geliyoruz arkadaşlar. Örneğin mesela cinsiyet sütunu. Cinsiyet sütununun içine geliyorum. Buraya da row span. İşte burada gördüğünüz gibi 1, 2, 2 sütun var. 2 sütunu birleştirmek istersem row span'a 2 demem yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sütunları birleştirebiliyoruz. Yukarıdan aşağı birleştirmek için row span, sağdan sola birleştirmek için de call span'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar tabii ki HTML 5 ile birlikte destekleniyor arkadaşlar. Yani bunlar kullanılıyor.
Sadece burada kullanılmayan border var. Yani border artık HTML5 ile birlikte desteklenmiyor. Bunların kenarlıklarını artık CSS ile ayarlıyoruz arkadaşlar. Burada zaten bize göstermiş nasıl ayarlayacağımızı. Yani CSS ile ayarlamak istersek arkadaşlar, burada style veriyorum. İşte diyorum ki table tr ve td sütunlarımın içine border 1 piksel solid işte black şeklinde yaz, yani siyah. 1 piksellik bir kenarlık vermiş oldum CSS ile. Baktığımız zaman aynı sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi tabii tablonun içinde başka özellikler de var. Şimdi burada zaten göstermiş. Eğer daha detaylı bir tablo yapmak istersek bu şekilde başlıklar oluşturabiliyormuşuz arkadaşlar. Hemen gösterelim. Bunlar böyle kalsın. Table'ımızı gene oluşturuyoruz. Burada başlık için th at şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Yani başlığımızı burada oluşturuyoruz. Burada tr td yazayım. Gene aynı şekilde isim yazalım. Burada da gövdeyi oluşturmak için de t body şeklinde yazıyoruz. Body zaten İngilizce'de gövde demek. Buraya gene tr ve td yazıyorum. Mesela ismin değeri Osman olsun. Gördüğünüz gibi aynı sonucu alıyoruz. Ama bu şekilde yazdığımız zaman daha belirgin oluyor arkadaşlar. Yani arama motorlarına bunun bir başlık olduğunu belirtmiş oluyoruz. Burada bir de tfoot var. Bu da alt açıklaması oluyor arkadaşlar. Yani tablonun altında bir açıklama yazmak istersek, örneğin bir fiyat listesi hazırladınız, altında da işte fiyatların sonuçlarını yazacaksınız. Burada tfood içinde yazabilirsiniz. Örneğin ben burada tr td içinde üye bilgileri şeklinde yazabilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Buradaki tablonun baş sütununu eğer başlık olarak belirtmek istersek, bunları TD değil de TH içinde alırsak bunları bir başlık olduğunu belirtmiş oluyoruz arkadaşlar. Sayfayı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi ortalandı bu. Aynı zamanda kalın bir yazıyla gözüktü. Bu şekilde başlık yapabiliyoruz. Tabii bu biz TH'yi yazmadığımız için kenarlıkları gözükmedi arkadaşlar. Bu şekilde başlık ayarlayabiliyoruz. Bir tane daha T ekleyeyim. Buraya da yaş diyelim. Şunları da dolduralım. TD işte yaş 27 olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şurayı da birleştirmek istersek call span 2 diyebiliriz. Bu tablonun üstüne bir başlık eklemek istersek şurada tablonun içinde caption şeklinde bir başlık oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Üyeler diyelim mesela. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir başlık oluşturabiliyoruz caption şeklinde. Tabii bu caption sadece bu tablonun içinde kullanılıyor arkadaşlar. Başka yerde kullanılmaz. Onu da söyleyeyim size. Başka anlatacağım. Hemen bakalım.
Tabii bunların aldığı farklı değerler de var. Mesela align değeri de alıyormuş. Yani ortalama, hizalama gibi. Ama bunlar artık HTML5 ile birlikte hiçbirisi desteklenmiyor arkadaşlar. Şuradan da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Mesela şöyle bir değer var. Eskiden bunlar kullanılıyordu. BG color. Bu şekilde yazılıyordu galiba. Red dersem tabloyu kırmızı yapıyor gördüğünüz gibi. Yani arka planını kırmızı yapıyor. Ama bu artık kullanılmıyor arkadaşlar. Yani bunu artık gene CSS ile ayarlamamız gerekiyor. Ya da şu şekilde bir özellik var arkadaşlar table'da. Onu da göstereyim size. Call group diye bir özellik var. Yani bununla arka plan verebileceğimizi söylüyor. Örneğin gene, yani bunu gene tablonun içinde kullanıyoruz. Şurada en üstte kullanabiliriz. Call group şeklinde yazıyorum. Bunun içinde call diyorum. Span ile hangi sütunlara etki edeceğimi yazıyorum. 2 dersem 2 tane sütuna etki eder. Burada style ile gene CSS uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Background işte red diyelim. Gördüğünüz gibi gene aynı şekilde yapabiliyoruz. Ben bunu bir dersem bir sütuna etki etmiş oluyor. İkinci sütunu da farklı bir renk yapmak istersem gene burada call deyip burada style background burada da yellow diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sütunlara farklı renkler atayabiliriz arkadaşlar. Call group da bu işe yarıyor. Başka özellikleri var mı? Genel olarak tablolar bu şekilde arkadaşlar. Başka da bir özelliği yok. Zaten bunlar artık HTML5 ile birlikte desteklenmiyor. Gördüğünüz gibi hiçbiri desteklenmiyor arkadaşlar. Tabii bu width değeri de verebiliyoruz tabloya. Mesela genişlik vermek istersek burada width diyoruz. Mesela 300 piksel bir genişlik verebiliriz. Baktığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde tablolara genişlik verebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi bu da artık HTML5 ile birlikte desteklenmiyormuş gördüğünüz gibi. Yani bunları da artık biz CSS ile genişlik vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle genişlik verebiliriz. Örneğin table değerime burada aynı şekilde width'ini işte 400 piksel yap diyebilirim. Gördüğünüz gibi aynı sonuca ulaşmış oldum. Baktığımız zaman unuttuğumuz bir şey kalmasın diye böyle bakıyorum arkadaşlar. Evet. Tabloların kullanımı bu şekilde. Başka da bir özelliği yoktur arkadaşlar tabloların. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.